hangi partinin vekilleri Adnan Oktar'ı kurtarmaya çalıştı? 19 yıl önce Adnan Oktar'a operasyon talimatı veren eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Adnan Oktar operasyonu ile ilgili. Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki vekillerden bazıları, "Bunlar iyi çocuklar," diye üzerime çöktü, dedi. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, 19 yıl önce düzenlenen Adnan Oktar operasyonu ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tarih 12 Kasım 1999, dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın talimatıyla Adnan Oktar'ın Kandilli'deki evine baskın düzenlendi. Oktar'la birlikte 70 kişi gözaltına alındı. Manken Ebru Şimşek'in de aralarında olduğu 20 kişi Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu. Oktar'ın birçok ünlü kişiye seks kasetleri yoluyla şantaj yaptığı öne sürüldü. Ocak 2000'de Oktar ve 35 adamı hakkında 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ocak 2007'de Adnan Oktar delil yetersizliğinden beraat etti. İlginç olan, Adnan Oktar'ın beraat etmesi, Saadettin Tantan'ın ise 28 ayrı davadan yargılanmasıydı. Mecliste geldiler, Saadettin Tantan konuyla ilgili olarak Sözcü'den Aytun Çerkin'e konuştu. Tantan, şunları söyledi, Adnan Hoca beraat ediyor, ben ise kendisine bağlı Bilim Araştırma Vakfı, BAV ve adamlarının açtığı davalarla yargılanıyorum, bu tam bir rezaletti. Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki siyasi partilerin özellikle Fazilet Partisi vekillerinden bazıları, bunlar iyi çocuklar, bunları bırak diye üzerime çöktü. Siyaseten baskı yaptılar. Peki Tantan, Oktar grubunu nasıl tanıdı? Tantan, meclis oturumundan çıkarken yanıma 2-3 yakışıklı genç, ceketlerini ilikleyerek geldi. Kendilerini tanıttılar, diye ifade etti. KİTAPLARLABİNYİKADİLAR Tantan ilk önce şaşırdığını söylerken, sonrasında ise şöyle devam etti. Meclisin koruma müdürüne sordum. Haberi yok, Emniyet Genel Müdürüne talimat verdim ve bu grupla ilgili çalışma başlattım. 2-3 ay sürdü, her türlü deli, bilgi, teknik takip yapıldı, düğmeye basıldı. Savcılık, emniyet birlikte bir çalışma yürüttü. Çok iyi aile çocuklarını, ekonomik özgürlüğü yüksek, ülkeyi gelecekte yönetecek aile çocuklarını kirlettiğini gördüm. Bu yüzden hep o kadar tehlikeli, yazdıkları kitaplarla beyin yıkıyorlardı. Bunların arkasında yabancı servis yapılanması olmasa bu kadar güçlü olamazlardı. PKK da Türk gençliğini birbirine kırdırttı, bu da Türk gençliğini zihinsel anlamda yıktı.